Bu arada böyle katlamış. Parçalar kalamadı böyle artık dedim. Bitti dünyanın sonu diye düşündüm. Çocuğumun üzerine yatarak belki okuttum diye depremin bitmesini bekledim. Dünyada hiç kimseye yaşatmasın. Bu şiddette çok büyük bir deprem. Evet dostlar hepinize merhabalar. Bugün Kahramanmaraşlı depremin vurduğu illerden birisi olan Osmaniye'nin Düzişehir ilçesindeyiz. Depremi bizzat yaşayan İmran Cevahir hocamla beraberiz. Kendisi o gün felaket gecesinde neler yaşadı onları kendisinden dinleyeceğiz. İmran hocam tabii ki yalan tekrar açmak istemeyiz ama o psikolojik olarak sıkıntılı geceyi tekrar yaşamanı istemeyiz ama o gün neler hissettin, neler yaşadın bunları senden duymak isteriz. Şimdi bizim en güzel avantajımız Allah'a şükür bizim bir can kaybımız olmadı. Biz işte pazar günü ya işte zaten 15 tatil yani yıl sömestr tatiliydi. Planımızı şuna göre yapmıştık. Sabah herkes okuluna gidecek. Çocuklar biz de görev yerimize gidecektik. Ama Allah bizim adımıza farklı bir plan yapmış haberimiz yok. Ben küçük kızımla birlikte televizyon izlerken uyumuşuz biz burada. Bu odada? Bu odada aynen bu odada. Eşim ve diğer çocuğum işte yatak odasında. Büyük kızım balkonda. Her birimiz farklı bir yerdeyiz. Balkon camla çevrili olduğu için sıcak da yani zaten balkonumuz. Ben küçük kızımın ağlamasıyla uyandım sallanmayla birlikte. Yani bir kalktım deprem oluyor zaten. Ben onun yanına ulaşmaya çalıştım. İki defa düştüm yani. Kalktım düştüm. Dengemi sağlayamadım. O kadar şiddetliydi sallanma. Kızımın yanına geldiğimde zaten elektrikler kesildi. Elektrikten hiçbir yeri göremedik. Biz depremin bitmesini artık kafama şeyler dökülüyordu. Görüyorsun şuradaki çatlakları, patlakları duvardaki. Onların işte parçaları kafama döküldü. Artık dedim bitti dünyanın sonu diye düşündük. Yani bizim için. Çocuğumun üzerine yatarak belki o kurtulur diye depremin bitmesini bekledik. Deprem bittiğinde de hızlı bir şekilde aşağıya indik. Tabii evimiz hasar aldı ama bizim için en güzel tarafı kendi açımızdan. Ailemizde herhangi bir sıkıntı olmadı. Allah bir daha bunu dünyada hiç kimseye yaşatmasın. Bu şiddette çok büyük bir depremdi bu deprem. Çünkü ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Yani gerçekten çok zor bir şey. Düzüşünde yıkılan ev var. Oldu mu? Düzüşünde İki tane benim bildiğim bina yıkıldı. Birinde 30'a yakın, yani toplamda 34 vefat eden kişi var Düzişi genelinde. Evet. Ama dışarıda görev yapan işte Hatay'dı ya da dışarıda olanlar Maraş gibi yerlerden toplam 5-600 kişi vardır yani. Deprem yani fiziki olarak nasıl oldu yani? Sarsıntı mı? Ben nasıl diyeyim ben sana böyle bir cayırtı vardı. Cayır cayır, kütür kütür öyle değişik bir sesler vardı. Yani bina birken sağa gidiyor birken sola nereye sallandığını anlayamıyorsun. Çok değişik bir sallanmaydı. Bu az hasarlı ev yani bir de orta hasarlı ya da ağır hasarlı diye düşünemiyorum. Yalnız ben şunu da belirtmek istiyorum. Ben depremin 3. günü Hatay'a gittim. Hatay'da işte akrabalarımız var vefat eden. Sağ ol. Orayı görünce burada deprem olmamış diyorsun bu defa. Allah onlara yardım eylesin. Hatay komple yok olmuş ya. Peki o anda sarsıntı oldu. Evet. Ne geçti aklından? Vallahi ben bu evimiz 3+1. Ben yalnız şunu biliyordum ya. Yani Allah kalbime mi doğdu onu bilmiyorum. Evet. Önce onu söyleyeyim de. Ben bu bölgede deprem olacağını biliyorduk. Hani Kahramanmaraş Pazarcık değil de Türkoğlu. Oradan geçen işte pazar şeyden geçen İslahiye taraflarından geçen hattı biliyorduk. Yani öyle bir ben şunu dedim eğer deprem burada böyle olduysa dedim merkezde buradaysa diğer yerler mahvoldu diye düşündüm. Direkt düşündüm zaten. Anladım. Bu anda onu düşündüm. Onu düşündüm. İkincisi de yani bizler şükretmeyi bilmiyoruz. Bu ev 3+1. Benim çocuklarım bu eve sığmıyor. Yani küçük geliyor. Sığmıyor. Ama yaklaşık 2 aydan beri çadırda kalıyorlar. Yani 7-8 metrekare yerde. Orada da yaşanabiliyormuş. Değil mi? Yani şükretmek lazım. Depremden önce gerçekten çok lüks bir hayatımız varmış. Kıymetini gerçekten bilmiyorduk. Şükretmezsek de Allah böyle cezasını verir insana. Parçalar üzerime döküldü ya. Artık teslim oldum orada. Yani artık hayat bitti dedim. Evet. Anladım. Yani bunun ya ötesi yok dedim. Ben buradan çıkamayacağım. Bir daha yıkacaktım. Tabii canım. Ona dedim. Çocuğumun üzerine yattım ben. Dedim ki belki dedim. Yıkılırsa dedim benim üzerime düşer o yaşar diye evet. Düşündüm. Öyle bekledim bir tane kadar. İşte annelik babalık herhalde böyle bir şey. Vallahi yani. Bilmiyorum da öyle yaşadık. Yani öncelikle evet. İnsan evladını, yakınını. Buradan sağ çıkacağımı düşünmüyorum ben kesinlikle. Evet.
Allah korusun. Allah çünkü bir de çok uzun sürdü. Biz deprem yani ufak tefek sallanmalar oluyor. İşte ne yapıyordu? Sallanıp geçiyordu. Yani bitmedi. Deprem sonrası binadan çıktınız, bina yıkılmadı. Evet. Ondan sonra ne yaptınız? Ben ufak tefek mesela eşyalarımızı almaya geldik. İnan Naci Bey bu en az 15 gün bu merdivenler hep bana sallandı, aynı sallandı. Bu eve geldim hep ev sallanıyordu yani öyle hissettik yani. Yani insanın yaşadıkları bir türlü gitmiyor değil kesinlikle mi? Gitmiyor. Daha yeni yeni işte gelip oturuyorum ufak tefek. Ama şimdi artık karar aldım. Benim apartmanda yaşama hayatımı sonlandırdım. Köye, kendi köyümüzü inşallah yapabilirsek bir ev yapacağız. İnşallah. Bundan sonra apartmanda oturma değil, misafirliğe daha gitmeme karar aldım. Yani o derece. Neden böyle bir kanıya vardın peki? Yani apartmanında oturmama ya şimdi, sebebi nedir? Tabii ki nasıl diyeyim ben? Bunların hepsi ticaret yani. İnsan evet. Apartmanda dairesini yaparken, daireleri yaparken muhakkak kim olursa olsun bir taraflarından ufak ufak götürüyordur yani. Para kazanması lazım adama. Fazla kazanması lazım. Çünkü doymuyor gözümüz bizim. Evet. Çok sağlam olduğunu düşünmüyorum yani yine de. Ben bizim Düzişi'nin şu şekilde şanslı olduğunu düşünüyorum. Zemininden şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha yüksek, daha dağlık bir araziye sahibiz. Evet. Mesela Hatay gibi yani Osmaniye buradan farklı sallanmadı ama Osmaniye'nin yarısı mahvoldu. Çünkü oranın arazi yapısı, zemini kötü yani bizim Düzişi yani zemin yönünden şanslıydı. Ya sen şimdi yüksek katlı, çok katlı. Ben üzerinde olmasın artık. Olan binada kesinlikle oturmak istemiyorum. Üzerinde şey olmayacak. Üzerinde olmuyor. Evet. Tek katlı olacak. Evet. Olacak diyorsun. O yüzden de evet. Köye yerleşmeye karar verdim inşallah. Verdim. İnşallah köye bir yer yaparsın güzel bir şekilde. İnşallah sizler orada ağırlamak çok isterim. İnşallah. Bu binadan deprem anında çıktıktan sonra o anda yani neler yaptın? Araca bindim. Aha. Arabaya binmem de annemle biraz ileride oturuyor yani. Babam rahmetli. Aha. Direkt oraya gittim ben. Zaten onlar aradı. Yani bu depremi köyde yaşayanlar Naci Bey yani işte müstakilerde yaşıyor adam. Ne yaptı? Deprem anında dışarıya çıkmış. Hemen çıkmış. Hiç bitmesin beklememiş. Ben işte ahbaplarımız, dostlarımız şunu diyor. Biz bunu buradan Düzişi izliyoruz diyor. Biz dedik Düzişi'nde sağlam insan kalmadı dedik. O da şiddet hissetmiş evet. Yani. Aynen. Oraya gittiğimizde dünyalar benim oldu. Ya. İkinci bir hayat verdi Allah bize dedi. İnan şu ev şu kadar gözüme gözükmüyor. Hiç umurumda değil ya. Şey bir tekrar anlatır mısın? Bir evden işte sen vardın, çocuklarım vardı. Eşim, evet, şimdi deprem esnasında ben şunu istedim aslında. Ben bu ev yıkılacak dedim artık. Bağırıyorum ama duyuramıyoruz birbirimizi. Çünkü gürültü çok. O çatır çatır kütür kütür sesleri göreceksiniz. Eşim ve diğer kızımın sesi geliyor ama beni duymuyorlar. Ben bağırıyorum. Sağlam bir yere kaçın diye yani kendinizi koruyun diye. Deprem bittikten sonra da şunu yaptım ben. Küçük kız yani durum sallanma bitti ya. Küçük kızım hemen tuttum kolumdan. Ben direkt gidiyorum. Dedim ki ısrarla çıkın dedim. Hiçbir şey almayın. Evden çıkın. Hiçbir şey uğraşmayın. Çıkın. Çünkü kendimizi kurtarsak yeter. Yani o müthiş bir şeydi. O deprem durdu ya. Biz yaşıyoruz ya. Yani ev durumunda değil. İsterse bizim çıktıktan sonra ev yıkılsın. Başka hiçbir şey gözüm olmadı. Tabii. Hiç umurumda değil. Vallahi hiç umurumda değildi. Yani öyle bir çıktık ki. Yani insanların o... Yani hepimiz korktuk. Yani o insanların gözlerine bakıyor. Korkuyu anlıyorsun yani. Hmm. Berbat bir durumdu yani. Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Deprem anında binanın sallantı durumu çok alttan salladı diyenler vardı. İşte yan tarafa gitti aynı, geldi. Yan falan. Tarafa da gitti geldi. Daha çok alttan da salladı. Basınç zaten sıkıştırma da yapmış. Evlerin, binaların hep hasar gören yerler birinci, ikinci katlar ortalama yani. İşte zemin 1, 2, 3. Ondan yukarıda fazla yok mesela. Ama bu basınç oluşturmuş demek alttan yukarıdan vurarak sıkıştırmış bunu biraz. Hocam çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Elbette ki hayatını kaybeden birçok insanımız oldu. Çok oldu, çok. Allah rahmet eylesin. Bize geride kalanlara, yaralılara geçmiş olsun diliyoruz. Ülkemize, milletimize sabırlı diliyoruz. Evet dostlar, İmran Hocam'a çok geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür tekrardan. Allah kimseye yaşatmasın. Yani tabii ki Düzişi bölgesinde belki diğer tarafa kadar çok büyük yıkıntı olmamış ama depremin psikolojisi aynı. İnsanlar aynı şeyler yaşamışlar, hissetmişler. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. İmran Hocam'a da çok geçmiş olsun diyorum. Bundan sonraki yapacağı evde de inşallah huzurla oturur. İnşallah. Videomuz burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.